أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. Vefa, inancımızın en önemli unsurlarından birisi. Keşke bütün insanlar birbirlerine vefalı olabilseler. Evlatlar annelerine, babalarına gerektiği gibi vefa gösterebilseler. Öğrenciler hocalarına gerektiği gibi vefa gösterebilseler. Yani bütün insanların birbirlerine vefalı olması gerektiğini ifade etmek için bu cümleleri kurdum. Bugün 8 Ekim, 1 Ekim ve 7 Ekim camiler haftası. Ama haftanın mesai itibariyle son günü olması münasebetiyle esasında bugün de camiler haftamız. Ve camiler haftamızın anlamını bir kat daha artıran bu programdan dolayı çok bahtiyar olduğumu özellikle ifade etmek isterim. Allah'ın mescitlerini, camilerini ancak ve ancak iman edenler imar eder. İşte iman sahibi mümin kardeşlerimiz buradalar. Sonra ahirete inananlar. İşte ayeti kerimede Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a inanan, ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimseler imar ederler. Camilerin bina olarak imarından sonra bir de içinin imar edilmesi var. İçinin imarını da hocalar olarak bizler yapıyoruz. Peygamber varisleri. Camiler sadece namaz kılma yerleri değil, namaz kılma noktasında da hocalarımız gerekli vazifelerini yapıyorlar. Ama bununla yetinmiyorlar. Camilerimizin her birini bir mektep, bir medrese, bir suffe haline getiriyor hocalarımız. Yaz Kur'an kurslarımızda bu yıl salgına rağmen 40 gün hocalarımız çocuklarla, gençlerle buluştu. Geçen yılın özlemini giderdik elhamdülillah. Camilerimizde 4 yaşından 20 yaşına kadar talebelerimiz vardı. Yaz Kur'an kurslarında. Cami dersleriyle camilerimizi imar ediyorlar. Kur'an dersleri, tefsir, hadis, fıkıh, ilmihal gibi dersler yaparak camilerimizin içini imar ediyor hocalarımız. Allah sizlerden de hocalarımızdan da razı olsun. İstiklal Marşı şairimizin yine camilerimiz ve ezanlarımız ile ilgili şu mısralarıyla sözlerimi tamamlamak istiyorum. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Bu bir İslam medeniyetinin bulunduğu yerlerde mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Bu hakikati bütün dünyaya bizim anlatmamız gerekiyor. Gayrimüslim diyarlarda zaman zaman camilerimize saldırılar oluyor. Bu saldırıları yapanların
ne kadar zalim, ne kadar cahil, ne kadar insanlık düşmanı, barış düşmanı olduğunu bizim anlatmamız gerekiyor. Biz sadece camilerimize değil, bir savaşta dahi İslam askerleri savaş esnasında gittikleri yerlerde eli silahsız insanlara dokunmaması, kadınlara, çocuklara, yaşlılara dokunmaması, mabetlere dokunmaması emrediliyor inancımızın gereği. Hatta yeşile, ormana dokunmaması gerekiyor. Bizim dinimiz böyle, merhamet dini, şefkat dini. Hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz tüm hayırları kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun. Diyoruz. Teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı Abdülkadir Konukoğlu Beyefendi'ye. Mehmet Sahip Kadir Bey, uygun görürseniz Serdar Bey'i tekrar davetlisine teşekkürlerimizi arz edelim o güçlü alkışlarımızla. Fotoğraf çekilirken Saatçi Abdülkadir Güldiken Camii. Başkanımız hareketlerini takdim ederken